yaparken abi en çok haz aldığın şeyi düşün ve odaklan. En çok sana lezzet veren şeyin lezzetini ikiye katlasak. 5 10 evet geliyor. 100'e vursak. 1000 Hafız. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne, ailenle arkadaşlarına bir sohbet de olabilir. Ben çok lezzet alıyorum. Aile özellikle böyle hani yaylada böyle anne baba tarafını böyle akrabalar toplanıyor. Muhabbet deli gibi lezzet alıyor. Mesela onun 10 katı abi beni uçurur herhalde. Tüylerimi diken diken. 100 katı ölürüm herhalde ya. Diyor ki dünyanın 1000 sene mesudane hayatı cennetin 1 saatine. Cennetin 1000 sene hayatı Cenab-ı Hakk'ı görmenin 1 saatine bedel. Matematik kıyas yapalım mı? Sen şimdi şey zannettin değil mi? Bak matematik düz mantık yapıyor. İnsan kafası pek yorulmaz. Yani yormak istemez kendini. 1000 katıymış abi. Değil lan. 1000 katı olur mu? 1000 sene 1 saat. Yani 1000 çarpı 365. Çevirdin güne. Bir de onu 24 ile çarp saate çevir. Şuraya bir yere Ahmet yazar bunu. Yaz abi şuraya. Benim hatırladığım yaklaşık 8 milyon 700 bin kat daha fazla. Şu an bir denize giriyorsun böyle. Böyle hani sıcak, birden böyle içine girince böyle bir serinliyorsun ya. O serinlemenin 8 milyon katı. Yani cennete bir gitmişsin, cennetin özelliği o. Artarak lezzetlerin gelmesi. O zaman işte o cennet. Hani cennette sıkılmaz mı izleyenlere de dipnot olsun. Hani cennette sıkılmak yok. Çünkü seni sıkan stabillik veya azalmak. Cennette ise sürekli artıyor. Artarak. Yani bir gidiyorsun, altından ırmaklar akan şelalelerdesin abi. Süt banyosu. İçeri bir giriyorsun. Hani ayağını bir soktun. Dedin ki, lan bu ne? Atomlarına kadar titredin. İçeriye bir oturdun. Şimdi denize gidersin, bir saat durursun. Sıkılır, yorulur, çıkarsın. Orada tenine her değdiğinde bir tık daha artıyor. Ve sen yani orada atomlarına kadar uçuyorsun. Ölüyorsun. Yani cenneti cennet yapan bu artarak gelmesi. Ve şu an aldığın lezzetin 8 milyon kat arttığını ve en aşağısının o olduğunu düşün. Oradan artarak gidecek. Aradığım tam da bu. Yani gidiyorsun bir elma yiyorsun en basitinden. Aldın elmayı ısırdın. Attın ağzına. Çeviriyorsun böyle ağzında. Diyorsun ki lan bu yediğim elma mı? Hasan bir düşünüyorsun dünyada yediğini bir kıyas yapıyorsun. Lan dünyadaki neydi? Yani onun böyle şaşkınlığını böyle atarken ağzında daha bak ikinci lokmaya geçmeden ağzında çevirirken diyorsun ki benim az önce ısırdığım yediğim elma bu mu? Arttı çünkü. Ağzında çevirmeye doyamıyorsun bitiyor ama bitmesin elemini yaşatır mı sana Allah? Orada bekliyor bir daha ısırıyorsun diyorsun ki ilk ısırdığımla bu neymiş ya? Yani şimdiki ısırdığım elma ise ilk ısırdığım neydi? Yine arttı. Hani insan ister değil mi gençliğim gitmesin, güzelliğim kalsın, hani bunca botokstur, bunca makyajdır, hep bunca paralar buna dökülmüyor mu? Buna dökülüyor. Güzellik. Şimdi sen karşı cins, hanımın, eşin veya o haram sevdan güzelliğiyle seni kandırıyor ama bir süre sonra gidiyor. Kılıktan 40 takla atıyorsun güzelliğim benim çirkinliğimi görmesin diye. Abi bu dünyada çirkinleşeceksin, yağlanacaksın. Ya hiç olmadı öleceksin. Ama cennette bir gidiyorsun Hafız, evli olduğunu farz ediyorum. Diyor ki dünyanın en güzel kadınından cennetteki bir huri 70 bin kat daha güzel olacak. Cennetteki bir huriden evlendiğin helalin eşin de 70 bin kat daha güzel olacak. Yani onu görünce hurilere dönüp bakmayacaksın. Bile. Bir gidiyorsun Fatih ben. Sen kimsin işte X şahsı hanımın. Hanım? Lan? Oğlum ne olmuş buna? Hanım. Lan artık saçı başı yoruyor yani. Ne oluyor? Niye? Baktık arttı. Abi biz bunu istiyoruz. Bunu arıyoruz. Bulamadıkça bıkıyoruz bu dünyada. Şimdi soruyorum. Şunu kazandıracak bir Allah'ın hizmetinde koşmak. Sence zor mu? Sana bir haber daha vereyim. Cennette bir yaşıyorsun. 1000 sene bu lezzetleri aldığın bir ortam düşün. Cenab-ı Hakk'ı bir görüyorsun 1 saat. Ya Rabbi diyorsun, benim dünyada baktığım bütün haramlar için, bütün girdiğim günahlar için, senin kapını terk ettiğim her şey için beni affet. Benim bütün kusurluklarım, noksanlarımı bağışla. Ben senden körlük etmişim diyeceksin. Allah'a görünce inşallah. Şimdi değer mi kardeşim? Şu dünyanın 3 kuruşuna şöyle güzellikleri satmaya değer mi? Aradığın bu fıtratını şu dünyada kirletip şöyle acılar çekmeye değer mi?
ya ebedi hayatının saadetine. Günlük belli bir miktar, bir saatin iki saatini ayır, cennetler senin olsun kardeşim. Tatminsizlik, sıkkınlık, aşk acısı, bunalım çeken bütün kalplere ahirete iman rüknünü yerleştir ya Rab. Yoksa helak olup gideceğiz vallahi. Allah korusun. Vesselam.